Temmuz 1994 tarihinde JITEM mensupları ölüm listesinde isminiz var diyerek Keremoğlu ailesinden haraç istedi. İstenen parayı İstanbul Çatalca'da bir adrese getirmeleri söylendi. Aile polise ve savcılığa başvurarak suçüstü yaptırdı. Haraç almaya gelen 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan biri JITEM'ci Alaaddin Kanat idi. Bu olaydan sonra Keremoğlu ailesi JITEM bağlantılı çetenin hedefi oldu. Kadir Keremoğlu 14 Nisan 1995 tarihinde Van merkezde kendisinin yaptırdığı Keremoğlu Camii'nde namaz kılmaya gitti. Sonrasında 01EA600 plakalı beyaz bir Toros'la kaçırıldı. Onu otomobile bindirenlerin arasında JITEM'le irtibatlı Şehmuz Durak isimli bir şahıs da vardı. Beyaz Toros'a iki otomobil daha eşlik ediyordu. Aile yaptığı araştırma sonucunda kaçırıldıktan sonra babalarının Yeşil Kod isimli Mahmut Yıldırım'a teslim edildiğini önce Van JITEM merkezine, daha sonra da Van Jandarma Alay Komutanlığı'na götürüldüğünü öğrendi. Ayrıca kaçırma olayına karışan JITEM'le ilişkili şahısların kimlik bilgilerine de ulaştı. 22 Nisan 1995 tarihinde aileyle görüşen ve kendisini Özel Harp Dairesi mensubu olarak tanıtan bir kişi, "Babanızı bırakmak için 750 bin mark istiyoruz," dedi. Bunun üzerine aile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile görüştü. Bu görüşmeden hemen haberdar olan aynı kişi aileye "Babanızı ölmüş bilin," dedi. JITEM'le irtibatlı Şehmuz Durak'ın eşi vicdan azabı çektiğini söyleyerek aileyle iletişime geçti. Kadir Keremoğlu'nun evlerinde Yeşil tarafından infaz edildiğini, olaya kendisinin ve kayınvalidesinin de tanık olduğunu anlattı. Anlattıkları ses cihazına kaydedildi. Olay 25 Aralık 1996 tarih ve 285 sayılı Aktüel dergisinde kapak oldu. Aile ile fidye pazarlığı yapan Nafiz Karaca'nın fotoğrafı 1 Ocak 1997 tarihli Aktüel dergisinin 286. sayısında "İşte fidyeci özel harpçı" başlığıyla yayınlandı. Kadir Keremoğlu'nun oğullarından biri 13 Ocak 1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Araştırma Komisyonu'na gidip ifade verdi ve olayı detaylarıyla anlattı. Emniyet, adli ve askeri makamlara başvuran aile bir sonuç alamadı. Diyarbakır, Hakkari ve Van adliyeler arasında gidip gelen dosyada Kadir Keremoğlu'nun akıbetinin açığa çıkartılmasını, sorumlu olanların cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte bir yargılama faaliyeti yürütülmedi. Yargısal yolların tüketilmesi üzerine dava 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu reddederek iç hukuk yollarını tamamen kapattı ve aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. 995. haftamızda bir kere daha Kadir Keremoğlu'nun mezar yerinin açıklanmasını, onu kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılmasını talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Kadir Keremoğlu için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin
evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Babam 29 yıl önce kaçırıldı ve infaz edildi. Faili belli olarak biz her detayıyla zaten kamuoyuna açıkladık. Bizim devletten istediğimiz tek bir adalet istedik. Babamın bir mezarı olsun. Bir bayramda, geçen bayramlarda da bir babamın bir mezarı olsun, bir fatiha okusun. Başka hiçbir şey talep etmedik. Biz adalet istiyoruz. Sonuna kadar da adalet istemeye devam edeceğiz. Babam yaşlıydı. 75 yaşındaydı. Hastaydı. Başka diyecek bir şeyim yok. Bu hafta karanfillerimiz Kadir Keremoğlu ve tüm kayıplarımız için adalet istiyoruz. Kadir Keremoğlu ve tüm kayıplarımız Getirdim. Ben bunu yapmak için.